Depomuzdan mal çıkışı yapabilmemiz için gönderilen teslimata ihtiyacımız bulunmaktadır. Gönderilen teslimatımız için referans olarak satış siparişini kullanacağız. Satış siparişi yaratmak için VA01 ekranını kullanıyoruz. Sipariş türü olarak örneğimizde standart siparişi ORE01'i seçiyoruz. Enter tuşla içine girdikten sonra ilgili alanları dolduruyoruz. Burada sipariş veren ve malı teslim alan firmalara farklı olarak girebilmemiz mümkündür. Farklı senaryolar için bu gibi case'leri test edebilirsiniz. Müşteri referansı olarak bize tedarikçimizden gelmiş satın alma sipariş numarasını girebilirsiniz veya varsa farklı bir referans da burada kullanabilirsiniz. Örneğimizde bu alanı test olarak dolduruyorum. Malzemeyi yazdıktan sonra sipariş miktarını giriyoruz. Alanlar doldurulduktan sonra malzeme üstüne çift tıklayarak malzeme kalemine ait bilgileri kontrol edebiliriz. Burada sevkiyat sekmesine geldiğimizde hangi üretim yerinden, hangi sevkiyat noktasından ve hangi depodan çıkacağı bilgileri görünmektedir. Burada depo yeri olarak satış depomuzu kullanıyorum. Belge ile ilgili eksik olup olmadığını kontrol etmek için düzenle eksiklik günlüğüne basabilirsiniz. Net değer bilgisini giriyoruz. Tekrardan belgemizi kontrol ediyoruz. Belgemizde herhangi bir hata olmadığını gördükten sonra belgemizi kaydediyoruz. Sipariş numarası olarak 3997 nolu sipariş yaratıldı. Siparişimizi gönderilen teslimata çevirmek için VL01N ekranını kullanıyor olacağız. Veya bu ekrandan çıkmadan satış belgesi teslimata bastığımızda otomatikman ekran açılıyor olur. Sevkiyat noktamız 1710'du. Sipariş numaramız 3997. Seçim tarihi de otomatik olarak siparişte girdiğimiz tarih olarak geldi. Burada Enter yapıp içine girdiğimizde satış siparişine istinaden referans bilgiler otomatik olarak dolduğunu görüyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan belgeyi kaydediyoruz. Belge kaydedildikten sonra depo yönetim sistemine dağıtılan gönderilen teslimat numarası yaratılmış oldu. Gönderilen teslimat numaramızı kontrol etmek için PRDO ekranını kullanıyor olacağız. Veya isterseniz monitör ekranını da kullanabiliriz. PRDO ekranına girdiğimizde lojistik yürütme teslimatı seçerek teslimat numaramızı yazıp çalıştırıyoruz. Belge başlığı ve kalem bilgileri olmak üzere iki farklı bölüme bulunmaktadır. Statüsünün yeşil olduğunu görüyorum. Böylelikle belgemde herhangi bir eksiklik olmadığını görüyorum. Statüleri kontrol ettiğimde çekme ve ambalajlamanın başlamadığını, yükleme ve mal çıkışının olmadığını görüyorum. Aynı belgeyi monitör üzerinden de görüntülememiz mümkündür. Belge numarasını kopyalayıp monitörün ekranına giderek belgemizi görüntülüyoruz. Çıkış, belgeler, teslimat siparişini
siparişini seçtikten sonra teslimat siparişine belge numaramı yazıyorum. Eğer belge numarasını bilmiyorsak ve ERP teslimat numarasını biliyorsak alt kısımda yer alan LE teslimatını yazıp çalıştırabiliriz. Belgeyi yürüttüğümüzde yine belgenin başlık bilgileri görünmektedir. Teslimat sipariş kalemlere bastığımızda ürünümüze ait bilgiler gelmektedir. Teslimat numaram, ürün bilgim, miktar bilgim ve müşteri referans bilgim burada yer almaktadır. Eğer PPF'ler ile otomatik depo görevi yaratmış olsaydım bu alanda bunları da görüyor olacaktım. Eğer kuralımız var ise mal çıkış stratejimiz belli ise monitör ekranı üzerinden de depo görevlerinin yaratılması mümkündür. Bunun için diğer yöntemler art alanda depo görevi yarat seçeneğini bastığımızda eğer ürünümüze ait mal çıkış stratejimiz belli ise otomatik olarak depo görevini yaratacaktır. Üç adet depo görevi yaratıldığını söylüyor sistem bize. Depo görevi sekmesine bastığımızda yaratılmış depo görevlerini burada görüntüleyebiliyoruz. Depo siparişlerim, depo görevlerim, yaratan, yaratma tarihim, hangi miktarlardan ürün alacağım, hangi adreslerden çıkacak, hangi adrese varacak, varsa taşıma birim bilgileri burada görüntülenebilmektedir. Eğer depo görevlerini iptal etmek istiyorsak gene diğer yöntemlerden depo görevini iptal et butonuna basarak durum statülerinin A'ya döndüğünü görüntüleyebiliriz. Depo görevlerimiz iptal edildi. Statülerimiz A oldu. Eğer art alanda depo görevi yaratmak istemeyip ön planda yaratmak istiyorsak buradan belge üzerine tıklayarak sistem otomatikman bizi PR2 ekranına yönlendirecektir. Daha sonra teslimat siparişi sonraki işlevler depo görevi butonuna basıyoruz. Burada yine 6 adetlik EVM S4-01 üründen mal çıkışı yapacağımız bilgiler görüntülenmektedir. Stok depo kullanılabilir, çıkılabilir miktarı kontrol ettiğimizde hangi adreslerin mal çıkışına uygun olduğunu, hangi stokların uygun olduğunu burada görüntüleyebiliyoruz. Buradan manuel istediğimiz satırı seçtikten sonra miktar devral dediğimizde otomatikman bu kalemi artık bu depo talebine istinaden rezerve etmiş oldu. Burada miktara bastığımızda çıkış hedef miktarı otomatik olarak kullanılabilir miktarla eşitleyip sonra devral ile depo talebini yaratmak için depo görevin ilk alanındaki sekmede tutmaktadır. Şu an 5 tanelik depo talebi yaratmak için buraya aldığımızda açık miktarımız artık 1 olarak görünmektedir. Dolayısıyla 1 adetlik miktarda herhangi bir depo adresinden çekebilirim. Bunu da buradan yaratabiliriz. Evet. Tüm miktar seçildikten sonra açık miktarım artık 0 olarak görünmekte ve belge durumum yeşil olarak görüntülenmektedir. Burada yarat artı saklaya bastığımızda 3 adetlik depo görevinin yaratıldığını görüyoruz. Bu ekrandan çıkmadan depo görevi onaylaya gidersek depo siparişinin detayına ulaşabiliriz.
Aşağıda ürüne ait bilgilerim, üst tarafta depo siparişine ait bilgilerim yer almaktadır. Eğer depo siparişini RF terminali üzerinden onaylamak istersem kaynak ve kuyruk bilgilerinin doldurulmuş olması gerekmektedir. Veya GUI üzerinden onaylamak istersek direkt herhangi bir değişiklik yapmadan da onaylı artı saklıya basarak da 3 adet depo görevini onaylamamız mümkündür. Kaynak ve kuyruk bilgilerini doldurduktan sonra direkt kaydediyorum ve RF terminali üzerinden ilgili belgeyi onaylamaya çalışacağız. Depo siparişini kopyalayıp /o/cjwm/rfui ekranına gidiyoruz. /o yazdığımızda bize yeni bir pencere açarak ilgili transaction'ın içine gidecek. Direkt ekranımız geldi. Enter'layıp içine giriyorum. Buradan mal çıkış prosesleri çekme, depo siparişine göre çekmeyi seçerek ilerliyor olacağım. Depo siparişimizi yapıştırdıktan sonra ilgili ekranımız geldi. Burada eğer bir taşıma birimi yaratmak istiyorsam ambalaj malzemesini doldurduktan sonra palet, karton veya benzeri bir ambalaj malzeme grubu olabilir. F2'ye basarak taşıma birimi yaratabiliyorum. Burada EVM PAL 00'ı kullanarak bir palet malzemesi yaratalım. F2'ye bastığımızda taşıma birimi olarak bir palet malzemesinin yaratıldığını görüyoruz. Burada F4 ile devam ediyoruz. Daha sonrasında ürünü hangi adresten alacağım ve ne kadar alacağım, varış yerinde hangi taşıma birimini koyacağım alanlarını bize doldurmamızı istiyor. Bu alanlar isteğe göre kapatılabilir veya açılabilir. Çıkış yeri adresimi teyit ediyorum. Miktarımı teyit ediyorum. Ve hangi taşıma birimin içine koyacağımı teyit ettim. Enter'ladıktan sonra diğer adrese geçiyorum. Adresi onayladım. Miktarı onayladım. Ve taşıma birimi onaylıyorum. Şu an son adrese geldim. 2 adet aynı taşıma birimin içerisine koyuyorum. Şu an artık varış yeri depo adresini bana sormakta. Bu ürünleri bu taşıma biriminin içine aldık ve şu an hangi adrese götüreceğiz? Şu an mal çıkış adresine ürünü götürdüm ve onaylıyorum. Onayladıktan sonra depo sipariş ekranı tekrar otomatik olarak bizi attı. Şimdi monitör ekranı üzerinden kontrol etmek istersek siparişimizin gelişimini buradan belge seçip tekrardan yeniliyorum. Depo görevine bastığımda yaratma tarihini sıralayalım. İlk 3 adet depo görevi yaratıldı ve iptal edildi. Daha sonrasında 3 adet de depo görevi yaratılıp onaylandı ve bunların statüsünü C olarak görüyorum. Fakat burada 4 adet görev var. Bu şu anlama geliyor. İlk 3 adet depo görevi onaylandı. Ve varış yeri olarak kullanıcı görünmektedir. Yani depo çalışanımız bu ürünleri kendi üzerine aldı. Daha sonra kendi üzerindeki depo görevini ilgili taşıma birimi ile adrese götürdü. Dolayısıyla biz sahada çalışan personelimizin üzerinde de
ne kadar stok olduğunu sistem üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Belgemizin içine gittiğimizde artık ambalajlama durumunun tamamlandığını, taşıma birimi yarattığımız için ambalajlama tamamlandı, çekme durumunun tamamlandığını, yükleme ve mal çıkışının henüz yapılmadığını görüyoruz. Eğer nakliye birimini kullanmıyorsak yükleme yapmamıza gerek yok. Tercih olarak kullanabilirsiniz de. Herhangi bir mani yaratmıyor. Eğer nakliye biriminiz varsa bunları ayrı depo görevlileriyle aracı yükleyerek de yönetebilirsiniz. Burada artık çekme ve ambalajlama tamamlandığı için direkt mal çıkışına basarak ürünümüzün EVM deposundan mal çıkışını yapıyoruz. Mal çıkışı butonuna bastıktan sonra yüklenin artık ilişkili olmadığını ve mal çıkışının tamamlandığını görüyorum. Böylelikle satış siparişimize istinaden mal çıkışımızı gerçekleştirmiş oluyoruz.